Neon1 YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Çiğdem Kayral. Geçen ay sizinle tie-dye nevresim takımı yapmıştık. Bugünse ayakkabılarımızı renklendireceğiz. Gerekli malzemeler için bir liste oluşturdum. Hesabım kısmından listelerimden malzeme listesine ulaşabiliriz. Her şeyden önce bez bir spor ayakkabıya ihtiyacımız var. Boyayı uygulayabilmek için şırıngaya, istediğimiz renklerde toz kumaş boyasına, boyayı sabitleyebilmek için fiskeye ve fiskeleme işlemini yapabilmek için saklama kabına. İşte malzemelerimiz bu kadar. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçebiliriz. Önce boyamızı hazırlıyoruz. Boyayı zemini kaplayacak kadar kabın içine döküp sıcak ve soğuk suyla karıştırıyoruz. Boyayı karıştırıyoruz ve homojenleştiriyoruz. Dökülen kısımlar olursa bir peçete yardımıyla temizleyip eldiven giyip boyamaya başlıyoruz. Ayakkabıya elimize bulaşan boyaların bulaşmasını istemeyiz. Biz diğer boyaları sizin için önden hazırlamıştık. İlk önce bağcıkları çıkarıyoruz. Sonrasında iyice ıslanmalarını sağlıyoruz. Ters bir şekilde suya yatırıyoruz. Biraz elinizle kontrol edip ıslanmayan yerlere iyice hani sulanmasını da sağlayabilirsiniz. Bağcıkları da aynı şekilde kenara atabilirsiniz. Islansınlar. Suyunu sıkarak dışarı alabiliriz ayakkabıları. Islandığından emin olduktan sonra. Bağcıkları da aynı şekilde sıkarak kenara koyuyoruz. Şimdi boyamaya hazırız. Fırın telini özellikle etrafa boya sıçramaması ve daha temiz çalışabilmek adına ve bir yerlerine boya değmemesi açısından kullanıyoruz. Fırın teline koyduktan sonra ayakkabımızı kağıt bantla ayakkabının boyanmamasını istediğimiz tabanını bantla kaplıyoruz. Eğer zemin de boya olmasını istiyorsanız yine zeminini de kaplayabilirsiniz. Kenarlarını iyice yapıştırıyoruz. Çünkü tabana geçen boya çıkmayabilir. Boya olmasını istemediğiniz yerleri iki kez kontrol etmenizi öneririm. Şimdi boyama aşamasına geçebiliriz. Bir önceki videomuzda bu şişeleri kullanmıştık. Fakat şimdi ayakkabı gibi küçük bölgeleri boyayacağımız için şırıngalara ihtiyacımız olacak. Boyayı şırıngaya kullanacağınız miktarda çekip tekrardan yenilemesini sağlayabilirsiniz. Ellerinizin temizliğinden emin olduğunuz ve ıslak olduğuna emin olduğunuz bölgelerden başlayabilirsiniz. İkinci rengimiz olan açık lacivertteyiz. Boyarken bu kadar koyu gözüktüğüne bakmayın. Kuruduğunda ve tabii ki bu boyayı birazcık akıttığımız zaman daha açık renkler elde edeceksiniz. Şimdi üçüncü rengimiz olan sarıya geçiyorum. Sarı daha açık bir renk olduğu için farklı bir şırınga kullanmanızı öneririm. Çünkü ne kadar su alıp temizleseniz de öbür renklerle karıştığında kahverengi lekeler oluşturabilir. Lacivertle sarıyı birleştirmekten korkmayın. Oralar renkler birleştikçe yeşile dönecektir ve ayrı bir renk daha katacaktır. Bağcıkları boyuyoruz. Onları da fırın telinin üstüne rastgele bir şekilde yaydıktan sonra boyaları yine şırıngayla sıçratarak karışık bir şekilde ilerliyoruz. Aralarda beyazlar kalsın isterseniz oralara çok yakın yerlere boya sıkmazsanız beyaz bırakabilirsiniz. Ama zaten yıkama kısmına geçtiğimizde bazı yerler akacaktır. Bu
Boyama işlemimiz tamamlandı. Şimdi 48 saat boyunca kurumalarını bekleyeceğiz. Eğer açık hava ve güneşli bir ortam gibi şansınız varsa daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Kuruduktan sonra soğuk suyun altında hiç boya gelmeyene kadar boyaları akıtıp sabitleme kısmına geçiyoruz. Şimdi sabitleme işlemine geçiyoruz. Ilık bir suyun içine bir paket fiskeyi boşaltıyoruz. Fiske, boyanın ürünün üzerinde uzun süre kalmasını sağlayan ve akmasını engelleyen bir ilaçtır. Karıştırıyoruz ve artık ürünleri içine koyabiliriz. Ürünleri içine koyduktan sonra yarım saat bekleteceğiz. Ayakkabıları ters bir şekilde, boyaların iyice boyalı yerlerin emeceği şekilde yerleştirirsek iyi olur. Bağcıkları da koyuyoruz ve bekliyor. Bugün tie-dye tekniğiyle spor ayakkabılarımızı yeniden tasarladık. Ürünün belli bir bekleme süresi olduğu için biz bu ürünü önden sizin için hazırladık. Eğer bu tekniği daha başka ürünlerde görmek istiyorsanız yorumlarda bizimle paylaşmayı ve birbirinden yaratıcı kendi yap fikirleri için Neon 1 YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.